Merhabalar Ballı Lezzetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir tavuklu pide tarifi hazırladım. İnanılmaz derecede lezzetli oldu. Bu güzel tarifi kaçırmadan sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Pidenin hamuru için ilk olarak bir tatlı kaşığı şeker, bir paket istant mayayı yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine 2,5 su bardağı ılık su ekledim. Maya ve şeker eriyinceye kadar güzelce karıştırdım. Şimdi üzerine önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekleyerek hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlayacağız. Ben bu tarifte toplamda 5 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifte kullanmış olduğum bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte videonun altına ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Hamuru toparladıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağını ekledim. Şimdi pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Sizlere de hamurunuzu mutlaka çok iyi bir şekilde yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hamuru ne kadar pürüzsüz bir kıvamda yoğurursanız, yaptığınız hamur işi de o kadar güzel olacaktır. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra yuvarlak bir form verdim. Şimdi üzerine hava almayacak şekilde bir streç filmle örterek mayalanmaya bırakıyorum. Bu arada hamur mayalanırken üzerini bir sofra bezi ile örterseniz daha hızlı bir şekilde mayalanacaktır. Hamuru mayalanmaya bıraktıktan sonra şimdi pidenin iç harcını hazırlıyorum. İç harcı için bir tane büyük boy tavuğun göğüs kısmını kullanıyorum. Bu arada kullanmış olduğum tavuk eti 800 gram ağırlığında geldi. Şimdi tavuk etini böyle ince ince dilimliyorum. Daha sonra da küp küp doğruyorum. Bu aşamada tavuk etlerini olabildiğince küçük boyutta doğramaya çalışalım. Tavuk etlerini doğradıktan sonra bir kasenin içerisine aldım doğrama tahtasını ve bıçağı da yıkadım. Şimdi bir adet kuru soğanı yine olabildiğince küçük boyutta doğruyorum. Şimdi 2 adet çekirdeklerini ayıklamış olduğum kırmızı kapya biberleri doğruyorum. Son olarak yeşil biberleri de doğrayıp iç harcını pişirmeye başlayacağım. Hem yapımı kolay hem de o kadar lezzetli bir tavuklu pide oluyor ki tarifimi sizlerinde bana güvenerek mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Bu arada tarifimi denemeyi düşünüyorsanız mutlaka vermiş olduğum bütün püf noktalarına dikkat ederek deneyin. Bu sayede ekranda gördüğünüz pidenin birebir aynısını evlerinizde hazırlamış olursunuz. Yeşil biberleri de önceden ayıklamıştım. Şimdi hızlı bir şekilde doğruyorum. Bütün malzemeleri doğradıktan sonra da tavamı ocağıma aldım. Şimdi tavanın içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağını ekledim. Ve doğramış olduğum tavuk etlerini tavanın içerisine aldım. Bu aşamada tavuk etleri suyunu salıp tekrar çekinceye kadar pişiriyorum. Sizlere de tavsiyem tavuk etlerini mutlaka bu şekilde pişirdikten sonra pidelerinizi hazırlayın. Bu sayede tavuğun suyu hamura geçmemiş olur ve böylelikle pideleriniz de daha çıtır çıtır olur. Bu arada tavuk etinin üzerine kuru soğanı da ekledim. Soğanlar yumuşayıncaya kadar pişirdim. Şimdi üzerine 1 yemek kaşığı domates salçasını ekledim. Ve salçanın çiğ kokusu çıkıncaya kadar pişiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu aşamada tavuk suyunu tamamen çekti. Şimdi üzerine doğramış olduğum kapya biber ve yeşil biberi de ekledim. Bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Bu aşamadan sonra çok fazla pişirmiyorum. 1-2 dakika kadar bu şekilde pişirdikten sonra üzerine tuz ve baharatları ekliyorum. Baharat olarak kırmızı toz biber, pul biber ve karabiber kullandım. Baharat miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Baharatlarda ekledikten sonra bütün lezzetlerin birbirine geçmesi için şöyle güzelce karıştırıyorum. Artık iç harcımız hazır sayılır soğuması için kenara alıyorum. Bu arada hamurumda oda sıcaklığında 45 dakikada mayalandı görmüş olduğunuz gibi puf puf kabardı Bu aşamada hamurumuz çok yumuşacık olduğu için üzerine biraz un serpiştirdim ve maya kokusunu almak için elimle toparlıyorum Görmüş olduğunuz gibi hamurun üzerine un serpiştirdiğim için hamur elime kesinlikle yapışmadı Şimdi tezgahın üzerine aldım ve 6 eşit parça olacak şekilde kesiyorum daha sonra kesmiş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Sizler de tarifimi tam da buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında sizlere bildirim olarak gelecektir. Ayrıca dilerseniz beni Instagram ve TikTok hesaplarımdan Ballı Lezzetler olarak takibe alabilirsiniz. Instagram ve TikTok'tan takip etmek isterseniz yine YouTube'da olduğu gibi Ballı Lezzetler profili olan kanallarımdan takibe alın. Çünkü farklı profildeki kanallar tariflerimi yayınlıyorlar. Onlar kesinlikle benim iznim dışında yayın yapıyor. Onları takibe almayınız. Bu arada bezelerimi hazırladıktan sonra bir tabağın içerisine aldım. Üzerinin kurumaması için kenara kaldırdım. Bezeleri bekletmeden teker teker açmaya başladım. Bu aşamada bezenin altına ve üzerine un serpiştirip bu şekilde çevire çevire merdane ile uzunlamasını açıyorum. Hamuru açtıktan sonra kenara alıyorum. Hemen ikincisini de aynı büyüklükte açtım. Şimdi fırın tepsisinin içerisine biraz galete unu serpiştiriyorum. Daha sonra açmış olduğum hamurları bu şekilde tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Hamurları tepsinin içerisine yerleştirdikten sonra üzerine ilk olarak rendeledim kaşar peynirini yerleştiriyorum. Kaşar peynirinin üzerine de hazırladığım tavuklu iç harcını yerleştiriyorum. Kaşar peyniri ve tavuğun birleşimiyle ortaya inanılmaz bir lezzet çıkıyor. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Bu arada ben tavuklu pide hazırlamayı tercih ettim. Dilerseniz sizler farklı iç harcı kullanarak da bu pideleri hazırlayabilirsiniz. Kıymalı gibi, peynirli gibi, patatesli gibi veya kaşar peyniri ile yumurta gibi. O şekilde de çok çok lezzetli olacaktır. Kaşar peynirinin üzerine tavuklu iç harcını yerleştirdikten sonra pidelerin kenarını bu şekilde içe doğru katlıyorum. Bu arada pideleri pişirmek için tepsinin içerisine yağlı kağıt da yerleştirebilirsiniz ama özellikle galeta ununu tercih etmenizi tavsiye ederim. Çünkü galeta unu sayesinde pideler daha çıtır çıtır oluyor. Pidelerimiz artık fırına gitmek için hazır daha güzel kızarmaları için şimdi kenarlarına yumurta sarısı sürüyorum. Bu arada yumurta sarısını tercih etmezseniz pidelerin kenarına sadece su sürebilirsiniz. Fırça ile az miktarda su sürmeniz yeterli olacaktır. Şimdi pideleri önceden ısıtmış olduğum 600 üst ayardaki 220 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Tavuklu pideler benim fırınımda sadece 15 dakika içerisinde pişti. Bu süre her fırına göre değişiklik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişirmenizde fayda var. Pideleri fırından aldıktan sonra dilimleyerek servise hazırlıyorum. İnanılmaz derecede lezzetli görünüyor. İnanın göründüğü kadar da lezzetli bir tavuklu pide tarifi oldu. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi pidenin altı da güzel bir şekilde pişti, kaşar peyniri eriyerek tavukla birleşti ve ortaya muhteşem bir lezzet çıktı. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.